Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Bugün sizlerle 2020 DV Green Card çekilişleri için konuşmak için karşınızdayız. Takipçilerimizden bu konuda bize gelen epey bir soru var. Amerikan hükümeti çekilişten Green Card'lara başvuru, DV çekiliş başvuruları için süreci başlatıyor. Ve genelde Ekim'in başından itibaren başlayıp Kasım başına kadar süren bir süreç oluyor bu başvuruların yapılması. Takipçilerimizden gelen ilk soruya geçeceğim. Ve ilk soru aslında Green Card'ın ne olduğunu sormakta bize. Green Card nedir diye takipçimiz soruyor. Green Card yabancılara ve tabii onların eşi ve 21 yaşının altındaki evlenmemiş çocuklarına Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz olarak oturma ve çalışma izni vermektedir. Green Card'ın tabii genelde ikametgah sahibi anlamına gelir. İşte bunun İngilizcesi Permanent Resident Card diye geçer. Tabii bu kişiler bu sayede hem kendi ülke vatandaşlarını devam ettirip hem de Amerika'da oturma hakkına sahip olurlar. Tabii belli sürelerde geçtikten sonra Amerikan vatandaşına geçmek istediklerinde de o zaman bu geçişi de sağlayabilirler. Tabii kişiler bu sayede ister devlet işlerinde imkan verilen ya da özel işlerde çalışabilirler ve diledikleri kadar da Amerika'da oturabilirler. Kişiler aynı anda çalışabilirler de kendi işlerini de kurabilirler. Bu da yeşil kart altında, green kart altında yapabilecekleri imkanlardır ya da isterseler eğitimlerini devam ettirirler ya da başlatabilirler. İkinci gelen sorumuza geçersek, green kart çekilişi nedir? Diversity Visa Lottery nedir diye. ABD'ye her yıl dünyanın her bir yerinden göçmen gelmekte. Ve ABD genelde son 5 yıl içerisinde kendisine en az 50 binden az göçmen veren ülkelerden gelen insanların sayısını arttırmaya ve çeşitlendirmeye çalışmakta. Ve bu sayede de Green Card çekilişini Amerika hükümeti düzenlemektedir. Bu çekilişte hiç göç vermeyen ya da az göç veren ülke vatandaşları Amerika'ya getirilmeleri ve buradaki topluma katılmaları sağlanmaktadır. Green Card çekilişine kaç kişi kazanacak sorusuna geldiğimizde her yıl yaklaşık 50.000 ile 55.000 arası Green Card alınmakta. Çekiliş sonucunda yaklaşık 100.000 üzerinde kişiye aslında bu çekilişten yeşil karta, Green Card'a gidebilme hakkı imkanı verilmektedir. Tabii bu 100 bin kişinin hepsi alamamaktadır bu hakkı. Dolayısıyla bunu Amerika hükümetinin bu kadar fazla kişiye vermiş olması da her başvuru yapan buna yeterli olmayabilir, onay alamayabilir gerekçesiyle bu noktada 100 bin kişiye ya da üstü bir başvuruya izin vermekte. Fakat hepsi alamamaktadır. 50 ile 55 bin arası Green Card alınmaktadır diye bu sorunun cevabını vermiş olalım. Green Card sahibi olmanın sağladığı avantajlar nelerdir? Green Card kişiye Social Security Number dedikleri sosyal güvenlik numarası alma hakkı verir. Bu sayede Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde hem devlet hem de özel sektör kuruluşlarında çalışma imkanını kişiler elde etmiş olurlar. Green Card sahibi olan herkes BSE ile ilgili ve değil istediği her işle uğraşabilir. İsterse kendi işini yapabilir. Green Card sahibi olan öğrenciler Amerika Birleşik Devletleri'nin okullarında Amerikan vatandaşlarına sunulan indirimli ücretlerle öğrenim görme hakkına kavuşurlar. Ve Amerikan hükümetinin verdiği burslardan da faydalanabiliyorlar. Green Card sahibinin eşi ve 21 yaşın altındaki küçük çocukları da onlarla beraber aynı haklara sahip oluyorlar. Diğer bir soru, Amerika'da ya da başka bir ülkede bulunanlar çekilişe katılabilirler mi? Evet, başvuru sahipleri ister Amerika'da veya başka bir ülkede olsalar bile Green Card çekilişine başvuru yapabilirler. Başvuruda bulunabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Başvuru sahipleri lise dengi okul mezunu olmalı ya da en az 2 yıllık eğitim veya tecrübeyi gerektiren bir meslekte son 5 yılın içinde 2 yıl çalışmış olmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlayamayanların Green Card çekilişine başvuruları geçersiz sayılacaktır. Tüm başvuru sahipleri çekilişe katılmaya elverişli ülkelerin vatandaşları olmalıdır. Green Card için yapılan başvurular ne zaman yapılabilir? Green Card için yapılan başvurular genelde Ekim ayının başında başlayıp Kasım ayının başına kadar State Department'ın web sitesi üzerinden 24 saat süreyle yapılabilmektedir. Tabii bu yaklaşık neredeyse 1 ay ya da 30 gün, 33 gün, 34 gün sürecek bir süre içinde 24 saat şeklinde açık bir şekilde bütün bu süreçte yapılabilmektedir. Green Card çekilişi için başvuru süresince sadece bir defa mı başvuruda bulunabiliyor? Evet, yasalara göre adaylar çekiliş için başvurularını her yıl yapabilirler fakat bunu o yılın başvuru döneminde olması gerekiyor. Dolayısıyla bir dönem içinde kişi birden fazla başvuramıyor. Her dönem başvurabilir fakat her dönem sadece bir defa başvurabiliyor. Eğer birden fazla başvurursa sistem onu diskalifiye ediyor olacaktır. Dolayısıyla başvuran adayların kendileri veya başka biri tarafından yapılabilir. Yani başvurular illa o kişi tarafından yapılması gerekmiyor.
o kişi için de başkası o başvuruyu yapabilir. Diğer bir soruya geçiyorum. Başvuruma hangi aile fertlerini dahil etmeliyim? Başvurunuza eşinizi ve 21 yaşın altındaki küçük bekar olan bütün çocuklarınızı ekleyebilirsiniz. 21 yaşından küçük ve bekar olan bütün çocuklarınız, bu öz çocuklar olabilir ya da eşinizin bir önceki evliliğinden olan çocuklar olabilir veya evlat edinmiş olduğunuz çocuklar olabilir. Mutlaka başvuruda eklemelisiniz. Eğitim veya iş tecrübesiyle ilgili şartlar nelerdir? Adaylar en az lise eğitimi ya da denge eğitim almış veya son 5 yıl içinde toplamda en az 2 senelik iş tecrübesine sahip olmalılardır. İş tecrübenizin onaylanması Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı'nın İş Bulma ve Eğitim İdaresi tarafından yayınlanan meslekle ilgili ünvanlar sözlüğünün en son baskısına dayalı olarak yapılacaktır. Green Card çekilişine başvurmak için minimum bir yaş sınırı var mıdır? Çekilişe başvurmak için minimum bir yaş sınırı yoktur. Fakat en az lise mezunu olmak, eğer değilseniz son 5 yıl içerisinde toplamda 2 senelik bir iş deneyimine sahip olmanız gerekmektedir. Kazananlar nasıl seçilecektir? Başvuru döneminin sonunda bir bilgisayar sistemi gerekli diskalifiye işlemlerini yaptıktan sonra rastgele olarak her ülkenin belirlenen kotası içerisinde seçim yapacaktır. Kişiler çekilişi kazanıp kazanmadıklarını nasıl öğrenecekler? Siz bu açılacak başvurular süresince online başvurunuzu yaptığınızda size bir teyit numarası verilecektir. Burada o teyit numarasıyla beraber siz gelecek yıl Mayıs ayında çekiliş yapıldıktan sonra online site üzerinden bu teyit numarasını girerek kazanıp kazanmadığınızı öğrenebileceksiniz. Bu teyit numarası olmadan herhangi bir şekilde bunu teyit etmeniz mümkün olmayacak. Dolayısıyla eğer bu başvuru için bir yer yapmışsa ya da bir kurum yapmışsa kesinlikle başvuru yaptıktan sonra onlardan teyit numarası almayı ihmal etmeyiniz. İngilizce bilmiyorum. Eğer kazanırsam bir sorun çıkar mı? Hayır, hiçbir sorun çıkmaz. Green Card çekilişine katılmak ya da çekiliş sonucu kart alabilmek için İngilizce bilmek şartı aranmamaktadır. ABD'ye okumak için gitmek istiyorum. Green Card'ın bana faydası olur mu? Evet, devlet üniversiteleri Green Card sahiplerine indirimli ücret uygularlar. Aynı zamanda Green Card sahibi olduğunuz için Amerikan hükümetinden burs ve kredi alma şansınız da olacaktır. Green Card bana çıkarsa ABD hükümeti bana bir iş imkanı sağlar mı ya da iş bulur mu? Green Card sahibi olunca kendi işinizi kendiniz bulmanız gerekiyor. Ancak iş bulma kurumları, özel şirketlerden, okullardan bu konularda yardım alabilirsiniz. Buna ilaveten ücretsiz yayınlanan iş bulma gazetelerinden de iş fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Yoksa Green Card'ı aldığınız için devlet size bir iş bulma imkanı sağlamayacak. Bu işi sizin bakmanız gerekiyor ve bulmanız gerekecek. Green Card çekilişine başvuruda bulunmam gelecekte herhangi bir şekilde vize almamı engeller mi? Genelde bizim bu noktada gördüğümüz hayır. Hani herhangi bir engel oluşmuyor. Kişi Amerikan vizesi almaya ya da almamaya herhangi bir durumla karşı karşıya kalmıyor. Ama fakat bu şu anlama gelmiyor. Hani başvurmuş olmak bunun hiç bilinmeyeceği anlamına gelmiyor. Ama genelde gördüğümüz herhangi bir engel teşkil etmediği yönünde. Green Card'a sahip olmanın başka yolları nelerdir bu çekiliş başvuruları dışında? Amerika'da bir en az 500 bin dolarlık bir yatırım yaparsanız ve istihdam yaratırsanız o zaman ABD'de hem siz hem birinci derece yakınlarınız, eşiniz ve çocuklarınız Green Card alma hakkına sahip oluyorlar. Tabii diğer bir yöntem ise Amerika'da bir işveren size iş imkanı sağlayıp sizin için yeşil kart ya da Green Card başvurusu yaparsa onun üzerinden de Green Card alma hakkına sahip oluyorsunuz. Ya da ailevi başvurular üzerinden size eşiniz ya da çocuklarınız ya da anne babanız üzerinden bir Green Card başvurusu yapılıyorsa ya da kardeşler üzerinden onun üzerinden de yeşil kart ya da Green Card alma imkanınız mümkün olacaktır. Green Card çekilişi kazanmam halinde Türk vatandaşlığımı kaybeder miyim? Hayır, çekilişi kazanmanız sizin Türk vatandaşlığınızı kaybetmenize yol açmaz. Hatta Amerikan vatandaşı bile olsanız şu an koşullarda Türk ve Amerikan vatandaşlığını, çifte vatandaşlığını sahip olma imkanınız olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Çekilişe katılabilir miyim? TC pasaportu taşımaktaysanız evet katılabilirsiniz. Evli bir çift ayrı ayrı başvuru yapabilir mi çekilişe? Evet, eşler ayrı ayrı başvurma hakkına sahiptir. Eşler ayrı ayrı başvuru yaparak şanslarını iki katına çıkarmış olurlar. Eşlerden herhangi birinin Green Card kazanması halinde diğeri de ona bağlı olarak aynı hakkı kazanacaktır. Green Card çekilişine bir aileden birden fazla kişi başvuru yapabilir mi? Evet, çekilişe katılmaya yeterli tüm aile fertleri ayrı ayrı başvurularda bulunabilirler. Ayrı ayrı başvuruda bulunmak ailenin ve çocukların kazanma şansını da artıracaktır. Ailenin her üyesi için fotoğraf gerekiyor mu
yoksa sadece başvuru sahibininki yeterli mi? Tüm başvuru sahiplerinin, başvuru sahibi eğer evliyse eşi ve eğer evliyse çocukları varsa çocuklarının fotoğrafları başvurusuna eklenmelidir. Green Card fotoğraf standartları nelerdir? Katılımcıların kendisinin, eşinin ve çocuklarının son 6 ay içinde çekilmiş birer fotoğrafları başvuruya eklenmesi gerekiyor. Grup veya aile fotoğrafları kabul edilmeyecektir. Tüm aile fertlerinin fotoğrafları başvuruya ayrı ayrı eklenmelidir.